Evet değerli izleyicilerimiz, Ankara Sincan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Görkem Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. İzleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz? Görkem Bey kimdir? İsmim Görkem Kozan. Otoboya sektöründe hizmet vermekteyim. Yenikent Sanayisi'nde yerimiz var şu anda. Evet. İşi yapmaktayız. Kaport otoboya üzerine devam etmekteyiz. Aslen Ankaralıyız. Çok güzel. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Firmamız 2,5 ay öncesinde vuruldu. Daha önceden dışarıda iş yapıyorduk. Özel sektörde çalışıyorduk. Savunma sanayisinden gelmeyiz zaten. 2,5 aydır kendi işimizi ortağım İsmail'le birlikte yapıyoruz. Pasta cila işleri yapıyoruz, araç koruma işleri yapıyoruz, kaporta, boya. Bütün aksamları yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize neler sunuyoruz? Çoğunlukla kazalı araç üzerine çalışıyoruz. Kaporta aksamından boya aksamına, pasta cilasına, boya korumasına, far temizlemesine, mini onarımlarına o tür hizmetler vermekteyiz. Çok güzel. Peki ne kadarlık süreçte araçlarını temin edebiliyor müşteriler? Kaza durumuna göre değişiyor. Bir haftadan başlıyor 15 güne, 20 güne, 1 ay 2 aya da sürebiliyor bu işler. Peki aynı anda kaç tane aracı ev sahipliği yapabiliyoruz? Dükkan içinde 3 araç alabiliyoruz şu anda. İlerleyen zamanda fırınımızı kurup daha da büyüttüğümüzde daha da fazla hizmet vermeye çalışacağız. Kesinlikle öyle. Baktığımız zaman sizin sektörünüzde güven oldukça önemli. Çünkü evet, insanlar araçlarını sizlere teslim edip gidiyorlar. Evet. Bu güveni burada nasıl sağlıyoruz? İlk önce kamera sistemlerimiz var. Ses kaydı diyor. Bir ay boyunca kayıt yapıyor. Sonuçta değerli emanetlerini bize bırakıyorlar. Biz de o şekilde ilerleme yapıyoruz. Güvenle aldığımızda kendimiz sayfa açıyoruz. Kilometresinden olan hasarına kadar orayı yazıyoruz yani. Yani oldukça titiziz bu konuda. Mecburen. Kesinlikle evet, öyle. Aynı derecede önemli bir husus daha vardır ki o da kalite. Evet. Kaliteye ne derece dikkat ediyoruz? Kalitede kendimizin beğenmediği işi müşteriye teslim etmiyoruz. Ettiğimiz durumda ise hani olur da beğenmezse hani geri getirecek güvence bırakıyoruz kendisine. Getiriyor, beğenmediği yeri tekrar temin edip ona temin ediyoruz. Çok güzel. Peki sizlerin firmanızda en çok dikkat ettiği hususlar nelerdir? En çok nelere dikkat ederiz? Müşteri memnuniyetine en çok dikkat ediyoruz yani. Kesinlikle. Önceliğimiz odur. Evet. Hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç aralığı? Hafta içi her gün faaliyet gösteriyoruz. Sabah 8'den akşam işin durumuna göre 10'a 11'e kadar bulabiliyor. Pazar günleri kendimize ve ailemize vakit ayırıyoruz. İşimiz yoğun olmadığı sürece. Evet. Peki sizin burayı kurmaktaki amacınız neydi? Daha düzgün hizmet vermek. Önceliğimiz hepimizin kar amacı, geçim derdimiz olduğu için. Çekirdekten de bu işte yetiştiğimiz için, başka işlere de yönelemediğimiz için mecbur bu işi kurmak zorundaydık. Severek de yaptığımız bir iş sonuçta. Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdi? Daha büyük servis babında daha büyümek istiyoruz yani. Şu anda talepler ne durumda bu sektöre? Talepler hani kış ayına göre mobilya sektörü düştüğü için bizde düşme olmuyor. Çünkü kaza, kaymalar falan olduğu için iş talep yoğunluğu üstün yani şu an. Değil mi? Kışın daha fazla aslında. Evet, hasarlı araçlar çok geliyor. Müşteriler sizleri neden tercih etmeli? Neden bizi tercih etmeli? Güven veriyoruz yani. Sonuçta abi kardeş, abla, abi muhabbeti yapıyoruz yani. Samimiyetimiz var yani. İş bizden çıktı, kapıdan gitti, muhabbeti yok yani. Geri döndüğünde yine aynı ilk günkü karşıladığımız güler yüzle karşılıyoruz yani. Peki bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir? Artısı yani yaptığın işten keyif alıyorsun. Güzel şeyleri var, geçimini sağlıyorsun. Ama tek zarar işte sağlığından da bir nebze de olsa gidiyor. Çünkü boya sektörü. Kesinlikle öyle. Peki burada kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Şu anda 4 kişi çalışıyoruz biz burada. İkimiz gündüz geliyor, ikimiz gece vardiya sistemi şeklinde yürütüyoruz yani. Çok güzel. 4 kişilik dev bir kadro diyebiliriz o zaman sizin. Çekirdekten devleşecek bir kadro diyebiliriz. Kesinlikle evet. Kesinlikle öyle. Peki siz genç bir girişimcisiniz. Buradan genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? İlk önce biraz cesaret lazım. Bir de her zaman arkalarında sağlam bir dağ lazım. Yani. Harika. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz.